Hep öyle hep. Valla ne diyeyim beyler, çok şanslısınız. Akıl yok, akıl yok. Cidok gibi. Dur be abi, önce bir evi görelim. Gör gör. Bak. Ah, abi sorması ayıp. Bizden önceki kiracılar ne tür bir hayvandı? Öğrenci cinsi. Sizin gibi 3 tane erkek öğrenci kalıyordu burada. Şimdi sen bu evi 650 lira diyorsun değil mi abi? Biz yanlış anlamadık. Yok kardeşim, yanlış duymadım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Zaten siz burada 700'den aşağıya ev bulamazsınız. Yok abi yok, iş yok burada. Biz bu paraya deniz manzaralı ev tutarız ya. Hadi yürüyün gidelim. Oğlum bak, bu evin manzarası deniz manzarasının daha iyi. Panoramik apartman manzaralı değil mi abi? Hayır canım. Kızlar yurdu manzarası. Kızlar yurdu mu? Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Bir o kadar basitti ki denklemleri. İki o kadar güçsüzdü ki eklemleri. Kontrol etmek bebek işi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Bir sarardık biz onları dolma gibi. İki çalardık biz onları zurna gibi. Üç sererdik yollara çarşaf gibi. Sormadan, yormadan. Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara bomba sardık. Hadi hoppa patlatırdık. Hey gidi günlere. Uzun uzun anlatırdık, espriler patlatırdık. Hadi top top yuvarlardık. Hey gidi günlere. Hey. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Yıprandık, yıprandık. Günaydın. 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 Kızım var ya, bütün bahçeye yayıldı sucuk kokusu. Süreyya Cadısı Ankara'dan. Yüzgeyget valla. Zeynep. Zeynep! Zeynep! Ay inanmıyorum, hala uyuyor. Zeynep! Şşt. Zeynep kızım kalksana. Zeynep! Hem tembihliyorsun sonra da kalkmıyorsun. Zeynep! Ne oldu? Ne ne oldu? Sabah oldu. Nasıl yani ya? Niye uyandırıyorsun beni o zaman sabah sabah? Kızım kendin söyledin uyandır diye. Kendim mi söyledim? Bugün benim çok önemli bir işim vardı ya. Neydi? Yani ne bileyim, böyle ödev medev bir şeyler söyledin ha? Günaydın. 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 Sucuk kırıyorsun. Ne haber? Aa. Ver bakayım. Ay ne şeker. Ne yaptın sen böyle elini? Aylin, F yapmışım. Niye yapmışım? Bilmiyorum Zeynepciğim, bir şey söylemedim. Allah Allah.
Bana falan baktıracaktın? Yok be güzel, ne falı sabah sabah? Felsefe tarihi olmasın? Fokurding. Futbol maçı. Fashion TV. Far, fondöten, flaş. Sus be kokoş. Bak Zeynep, iyi düşün. Eğer önemli bir şeyse mutlaka okulla ilgilidir. Ya hiçbir fikri... Fikriye! Oh, Fikriye! Fikriye'yi unuttum ben. Mehmet abi! Ya. Mehmet abi! Mehmet abi, Fikriye nerede? Kim nerede kim? Ya benim hemşeri gelecekti bugün, nerede? Sen şimdi hemşerini kaybettin, bana mı soruyorsun? Gelen giden yok bugün. Bak burada bavullu bir kız var mı? Yok. Demek ki yok. Başına bir şey geldi. Allah Allah. Kurtlu. Bu kız kesin kurtlu. Nerede, 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 nerede? Ay ne arıyorsun Zeynep? Buldum. Çık o çabuk ol, çamaşır saati yaklaşıyor. Tamam canım, şunları halledeyim. Şşş. Anne. Fikriye'lerden haberin var mı? 8'de burada olacaklardı, hala ortada yok. Ne? Haşan doğru mu diyorsun? Ha, akşam mı geliyorlar? E ben sabah geliyorlar sandım. Oh, Eki'ye uğrayacaklarmış. Ha, iyi. Hadi öptüm. Oh, Fikriye akşam geliyormuş. Ay Zeynep, boşuna telaş ettin. Öyle deme Aylin. Ben İstanbul'a ilk geldiğim anı hatırlıyorum da. Acaba Fikriyecik neler hissediyordur? İstanbul'a ilk defa gelmek, İstanbul'da doğup büyüyenlerin anlayacağı bir şey değil. Sürekli televizyonda, kartpostallarda gördüğün şehrin içinde olduğuna inanamazsın. Ay anacığım, hap İstanbul ne biçim bir şehir? Gez gez bitmez de. Yürü kızım. Ne gezmesiymiş bu? Ha baban duymasın. Ha bu arabadan bindiğin gibi iniverirsin ha. Akıllı ol, akıllı. Tanımadığın adamlarla haşır neşir olmayacağız. Uy. Aa. Kızacak. Ben ne diyorum, sen ne ediyorsun? Ha bu İstanbul uşaklarına güven olmaz. Aman anne, ne alakası vardı? Uy. Yarın bırakıp gideceğiz. Yüz kız varsa sevgilisi olanları bırak. Gıcıkları at. Felsefe okuyanları geç. Abisi olanlara zaten yanaşma. Nereden baksan 50 tane cillop gibi kız var karşıda. Bu dönem dev geçecek. Çamaşır suyu ikimize de yetecek değil mi canım? Biliyorsun beyazların beyazlamazsa kafayı yerim. Yeter de artar bile. Hadi bakalım. Üf, hadi ya. Mehmet abi. Hadi ya, saat 10'u geçti. Mehmet abi. Mehmet abi hadi. Mehmet abi, Mehmet abi, toplanmışsınız ne bağırıyorsunuz canım? 5 dakika geç girin yani, çatladınız mı? Bütün kızlar toplandık. Toplandık. Kızlar, fazla abanmayalım tamam mı? Bakın aynı anda iki makineye yüklenince sigorta atıyor biliyorsunuz. Hop dedik be süslü. Ne var koca makinede, dilekten mi yıkayacaksın? Kusura bakma canım, otel kokulu eşofmanlarını kendi ipeklerimi beraber yıkayamam. Arkadaşlar. Deminkine kalın. Ay Zeynep ya. Kızlar fazla abanmayalım. Gülümsedi. Kız bana gülümsedi. Umutcan, oğlum koş 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 koş. Bak nasıl gülümsüyor. Bak. Abi şu güzelliğe bak ya. Yurt değil, cennet bahçesi mübarek. Bak bak bak, kız nasıl kesiyor. Bak seyret, abinden bir şeyler öğren. Oo, hakikaten çok güzel o ya. Fıstık gibi. Vallahi bu kadar kolay olacağını zannetmiyordum çekirge. 50 kızdan biri tamamdır.
Çekilin bakayım o pencereden. Ne yapıyorsunuz orada mart kedileri gibi? Ha? Bu kimsiniz? Merhaba. Nigar Hanım, bunlar yeni kiracılarınız. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Mesela Zafer mimarlık okuyor. Bu ikisi de fotoğrafçı çıkacaklar. Tabii ama yani Erdal Bey öyle sadece fotoğrafçılık deyip geçmeyin. Yani neticede biz düğün fotoğrafları falan çekmiyoruz. Ne varmış düğün fotoğrafçılığında? Benim rahmetli kocalarımdan biri de düğün fotoğrafçısıydı. Hayır canım, neticede insanların mutlu anlarını resmetmek rahmetlilerden biri mi dedik? Senin adın ne yavrucuğum? Ben Umutcan ama siz bana kısaca Umut da diyebilirsiniz. Temiz yüzlü bir çocuksun sen böyle. Teşekkürler, sağ olun. Mimar mı çıkacaksın? Evet efendim, seneye bitiyor inşallah. Maşallah. Bakın, sizi sadece bir kere uyaracağım. Duvarlara çivi çakmak yok. Yazı yazmak hiç yok. Ayrıca yüksek sesle müzik dinlemek, İçkili davetler tertip etmek de yok. Bir de mahallenin namusu söz konusu. Karşıdaki kızların birine yan gözle bakanın gözlerini oyarım. Erdal, bu haytalardan sen sorumlusun. Siz hiç merak etmeyin Nigar Hanım. Onlar sizin sözünüzden dışarıya çıkmayacaklar. Söz veriyorsunuz değil mi arkadaşlar? Söz. Değil mi? O zaman yerleşin bakalım. Unutmayın, gözlerim hep üstünüzde olacak. Buyurun Nigar Hanım, buyurun. Budur ha, evet. Bugün taşınıyoruz, artık kimse tutamaz. Hadi Hacer ya, bitir artık şu boyayı. Daha kıyafet seçeceğiz. Ay Sinan İzmir'den geldi, ben hala hazırlanamadım. Tamam, bitti bir tane. Vallahi bitti. Saç bakımı bizden, kahveler de bizden. Pokaling nerede? Çamaşırhane de dolabın üstünde. Ya anne, yetiştiremedim. Hayır. Soğuk suyla yıkamak zorunda kaldım işte çamaşırlarımı. Olmuyor öyle. Tek bir makinede yıkayabiliyoruz sıcak suyla. Yoksa sigortalar atıyor. Evet. Ya ben eve gelsem orada halletsek. Tamam peki. Kalabalık bir ortama giriyorsun. Oradan böyle biriyle karşılaşıyorsun. Bak, bunu görüyor musun bak? Annemin selamı var kızlar. Aleykümselam. Of, Gülenay ya. Günde 5 posta annenle konuşuyorsun. 10 posta ağlıyorsun ama sen. Bir de isme bak, Gülenay. Of. Yine elektrikler kesildi. Kofra attı tabii. Ya kaç kere diyorum şu elektriğe fazla yüklenmeyin diye. Kesin Gülenay'ın işidir. Kesin onun işidir. Ya bir de bak, oynayamadık at yarışını. Şimdi ben altılıyı bilirsem ne olacak? Alo. Ya arkadaşlar, burayı acil temizlememiz lazım. Bir temizlikçi falan tutsak. Evet de temizlikçiyi nereden bulacağız? Teler. Ne o Ati? Gene ne fırlamalık var aklında? Kaleyi içten fethedeceğiz oğlum. Truva Ati hesabı. Yürüyün. Kızlar, karanlıktan prens geldi. Ya kızlar, yaktı yine trafoyu.
Hop hop hop. Hop hop hop. Nereye be? Ha nereye? Yurda. Hadi ya. Ne yazıyor orada? Münevver Hanım. Altında ne yazıyor? Kız yurdu işte. Bak okuman yazman varmış. Kız yurdu. Biz burada bir hanım gördük. Temizlik işlerine bakıyor herhalde. Ona bakmaya gelmiştik. Ha Hatice. Burada çalışıyor. Ne olacak? Biz şu daireye yeni taşındık da bir temizlikçi lazımdı. Hatice buranın pisliğine zor yetişiyor be. Sizin pisliğinize nasıl yetişsin ha? Merhaba kızlar, geçin bakalım. Hadi bakalım, hadi hadi hadi. Anca gidersiniz. Hadi hadi hadi. 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 Çaktırmadın, yurda sızacaklar. Gelmeyeyim ben. Lan kaçın kurası. Siz giderken ben geliyordum. Ben... Hayır gidiyorum. İyi hadi Allah Allah. Ay yardım edeyim isterseniz. Elektrik mühendisliğinde okuyorum da. Ay ben vallahi hiç anlamam bu işlerden. Şimdi siz makineyi sırayla hangi işlemlere tabi tutacaksınız? Senin anlaman gerekmiyor canım zaten. Bırakın da çocuk rahat rahat çalışsın. Sevabına Mehmet abi, sevabına. Hem dinlemek değil, öğrenmemek ayıp. Oo kızlar, ne oluyor? Çok yüklenmişsiniz. Kofralar sızlamış. Trifaza gerek. Yoksa bu gidişle sık sık karanlıkta kalacağı benziyorsunuz. Durumumuz pek aydınlık sayılmaz zaten, değil mi? Kızım ne biçim üşüşmüşler çocuğun başına akbaba gibi ya. Ay yakışıklı çocuk ama. Kimseye de pas vermiyor. Çok cool. Ha, sana ne oluyor? Sen söyle bakayım Sinan seni nereye götürecek bugün? Ay ne bileyim. Bilet falan dedi. Sürprizmiş. Konsere götürecek galiba. Gezin bakalım. Ben de yarı açık kız öğrenci yurdunda ödev yetiştireceğim. Aman yemem bacım durma numaralarını. 40 kere sana ödevini son güne bırakma dedim. Tamam başlama yine. Şimdi sana şöyle bir imaj yapalım. Konseri hazırlayalım. Değiş tatam. Ya kızlar bu topukların iyi olduğuna emin misiniz? Gayet iyi olmuş işte. Flaş. Karşıya Nigar'ın evine 3 yeni çocuk taşınmış. Ciddi misin sen? Hangi pencereye? Rezil olduk. Baskın. Basıldık. Ne? Hoş geldiniz müdür hanım. Yine mi? Geldi işte. Dikkat dikkat. Sayın sevgili kızlar. Müdüremiz Ankara'dan dönmüş ve yurdumuza
teşrif etmiştir. Sayın müdüremiz kızların toplanmasını istemektir. Tekrar ediyorum. Umutcan, Umutcan, Umutcan. Şişt. Olaya bak oğlum, içtima alanı gibi. Bize baktıklarını gördü herhalde. Ankara'ya, yurdumuzu savunmaya gittim. Ama dönüşümde gördüm ki bu iyi niyetli girişimim büyük bir sorumsuzlukla suistimal edilmiş. Kızlar, vakıf yönetimi yurdumuzun gidişatından hiç memnun değil. Müfettiş göndereceklerini tebliğ ettiler. Ve müfettişlerin sağ solu hiç belli olmaz. Bir bakmışsınız, yurdu kapatmışlar ve hepiniz sokakta kalmışsınız. O yüzden ayağınıza denk alın. Hepiniz ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Heveslerinizi biliyorum. Ama burası bir yurt ve bu yurdun kurallarına uyulacak. Bu hafta hepinizin davranışlarında ekstra özen istiyorum. Kendinizi toparlayın ve her an teftişe hazır olun. Benimkini görüyor musun? Sıranın en başındaki. Nasıl cool ama, nasıl havalı bak. Bir de güneş gözü takan. Şimdi. Kofrayı kim patlattıysa söylesin. Kahve makinesi. Çamaşır makinesi. Doğru ya. Bugün çamaşır günüydü. Ceza olarak yurda giriş saatiniz bir saat geri alınmıştır. Şimdi dağılabilirsiniz. Ben çıkıyorum. Pazartesiye kadar yokum. Hiç merak etmeyin efendim. Biz başlarındayız. Bazen sizin de başınıza biri gerekiyor ya. Neyse. Hadi gitmiyor muyuz? Nereye gitmiyor muyuz abi? Burada mı kalacağız? Vallahi sizi bilmem. Ben okuldan arkadaşların yanına gidiyorum. Ben de teyzemle kalırım herhalde. Sizi bilmeye dalga mı geçiyorsunuz abi? Ha? Yani karşıda korunmaya muhtaç 50 tane kızcağız var. Ve siz akrabalarınıza mı kalmak istiyorsunuz? Pes yani. Vallahi pes. Ya Ati, iki tane kız gördün nevrin döndü ha. Kaçmıyor ya kızlar. Yo bu kadarı fazla artık. Bak. Bak oğlum bak. Vallahi sol kolum düşüyor. Allah'ım beni sınıyor. Görüyor musun oğlum? Görüyor musun? Bak. Anlaşıldı. Uyku tulumları nerede? Evet. Anne ne molekülün birleşmesinden ya? Ayrılsın kör olasıcalar. Zeynep Er Yılmaz. Zeynep Er Yılmaz. Lütfen danışmaya. Zeynep Er Yılmaz. Lütfen danışmaya. Fikri. Hoş geldin. Hoş bulduk da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın kızım? İyiyim. Siz nasılsınız? Ay keşke Fikri'yi geçen dönemde gönderebilseydiniz. Bir sürü ders kaçırdı. Yani artık İstanbul'da okumasına izin vermenize çok sevindim. Ay güzel kızım. Nasıl bırakıp gideceğim seni? Ya oldu mu şimdi Hayriye teyzem? Ben varım burada. Kızımın sağa emanet Zeynep. Gözümüz arkada kalmasın. Ha bu kız deli deli yatağıyor. Üzerini örtü Aysun değil mi? Örtmem mi ya? Gerekirse bağlarım ben bunu. Gör bakalım o zaman hareket edebiliyor mu? Ay, güzel kızım. Kendine iyi bakacaksın. Söz ver bana. Söz veririm de. Hadi. Hadi Hayriye gidelim. Kız da yol yorgunu. Dinlensin de. Hadi kalın sağlıcakla. Kız Fikri'ye nerede kaldın ya? Gözüm yollarda
başıma gelenler durmuşlar. Sen de durdun mu da? Ne gelmiştir de? Kaldığı yurdun onunda uşaklar kaçırmaya kalkmış da. Oy! Da! Burada Mehmet abi varken bize hiçbir şey olmaz, merak etme. Da! Uy! Bak bu gevrek gülen de MP3 Melis. MP2. Melis. Konservatuar. Ya sen Fikriye? Bilgisayar mühendisliği. Vay. Zeynep, akraban başarmış işte. Aranızda kan bağı yok herhalde. Fikriye çok yakın akrabam canım. Amcamın, bacanağının yeğeni. Bizim Zeynep pek inek değildir de. Ben de herkes kadar çalışıyorum gerektiğinde canım. Ne demişler? Yarının işini bugünden yapma. Ne oluyor burada? Hah, Hacer de geldi. Ha bu da amma atletik görünüyor da. Hacer spor akademisinde okuyor. Ben de spor severim. Ne sporu? Paluk tutmayı. Gel. Son saniyeler, kapatıyorum. Kapatıyorum son saniyeler. Evet girdiniz. Mehmet abi kapatma. O da ne? Evet kızlar, son düzler çıktı. Çiko önde geliyor. O da ne? Gülenay dış kulvardan koptu geliyor. Evet koptu geliyor. Soluk foto finişe kaldı. Evet ikisi de aynı anda yarışı bitirdiler. Of be Mehmet abi ya. Ah be Mehmet abi, diyeceğinize erken geldi sizde. Ya bir gün şu kapıyı ben zamanında kapatamayacaktım. Allah. Nedir sizden çektiğim? Bak Fikriye'cim, boncuk geldi. Merhaba. Adım Fikriye'dir. Merhaba. Dışı da içi kadar güzelmiş. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Annemin selamı var. Gülenay bak, burada annesinden yeni ayrılmış bir kuzu var. Sen misin Fikriye? Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Annenden ayrılmak çok zor oldu değil mi? Yo. Bırak kendini Fikriye. Ve işte bu da meşhur Aylin. Aylin bak Fikriye. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nen var kuzum. Hiçbir şeyim yok. Anladın mı? Hatta bugünden itibaren bir sevgilim bile yok. Bitmiştir. Ben bütün günümü panik içinde geçireyim. Saç bakımına kadar süsleneyim. Topuklu ayakkabı bile giyineyim. Onun yaptığına bak. Ne yaptı? Ne oluyor lan burada? Aylin, ne oldu? Ben burada, o İzmir'de. Aylar olmuş görüşmeyeli. Baş başa bir şeyler yaparız diye beklemiştim. Ne yaptınız? Kimseye söylemek yok ama. Hı. Hazır mısınız? Bazıları hayatı kendine saklamayı seçer. Bazıları ise paylaşmayı. Benim gibi mesela. Bu bir arkadaşın hikayesi. Adı bende saklı. Günlerdir beklediği buluşmanın nasıl faciayla noktalandığının hikayesi. Aylin! Aşkım benim. Ay Sinan, bu ne hal? Gidiyoruz. Nereye? Konser. Luna Park. Müzeye mi? Nereye abi, bir söylesene. Aynen, ben de böyle sordum abi. Nereye? Nereye olacak canım? Saraçoğlu'na. Eyyuh yani. Saraçoğlu'da kim dur? Stadyum. Sen ne dedin peki? Sinan yemeğe gideceğimizi sanıyordu. Stadyumda yeriz. Orada süper bir sosisçi var. Ay Sinan, şaka yapıyorsun galiba. Şaka yapıyorsun. Yürü be.
senden uzun kadın. İşte bu. Selam. Daha tamam ağabeydik. Aksine ne güzel olmuş. Sarı lacivert. Sarı. Lacivert. Emniyet. Fener. Sarı. Lacivert. Emniyet. Fener. Dünya üzerinde dakikada ortalama 1600 ilişki sona eriyormuş. Bu da onlardan biri işte, fazla üzülmemek lazım. Herkesin kabuğuna, bazılarında güzel rüyalara sığındığı şu saatlerde ben sevgili analitik kimya hocama vermem gereken ödevin başına gidiyorum. Durum gerçekten vahim, bursum söz konusu. Bu yüzden de istemeyerek de olsa hepinizi azat ediyorum. Geceye karışabilir, ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Yapmazsanız er ya da geç kendinizi istemediğiniz bir hayatın içinde bulacaksınız. Söylemedi demeyin. Not. Yukarıdaki istatistiği salladım. Paniğe kapılmayın. Bırakalım bugün kendi kendine uyansın. Dokunmayalım. Zaten ne uyandıracağız? Azar işitiyoruz sonra. Fikriye yok. Ya canım nerede olacak? Yani yurdu geziyordur. Yeni geldi kız. Ya öyle değilse? Vallahi Zeynep'in başı belaya girer. Hadi kalk uyandıralım. Of ya yine mi ya? Zeynep. Zeynep. Yaptım ödevimi. Zeynep Fikriye yok. Fikriye kim? Fikriye mi yok? Sen mahvoldun ben. Başladık yine. Fikriye. Hadi ya. Fikriye. Mehmet abi Fikriye'yi gördün mü? Fikriye yok mu yarışta? Çıkarmışlar. İyi ki çıkarmışlar. Burada koşamaz o. İlbey, evet. İlbey'i tek geçiyorum burada ben. Fikriye. 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 Ufaklık, burada uzun boylu kumral bir kız gördün mü? Sensin ufaklık. Ben 20 yaşındayım. Fikriye! Zeyno! Gel gel! Senin kuzuyu bulduk. Oh! Şimdi çaylar yanan geliyor. Geldi şekerim, geldi. Soğuyor ya. Hadi. Kızlar. Herkes alsın çaylarını, dağıtmam valla. Çaylar da olmuş. Çok güzel olmuş be. Neredesin kız sabahtan beri? Kuyumak yaptım da. Oy. Kuyumak mı? Aferin sana. Senin elimden başka bir şey kurtaramazdı zaten. Hey. Hmm. Ya, bir dakika, bir dakika. Bunun adı neydi? Ya daha adını bilmiyor. Yeter o kadar size. Ya. Zeynep. O adını derler. Laz böreği var. Laz böreği. Allah. Süper bir şey. Annenin ellerine sağ ol. Kız ne anası, ben yaptım da. Vallahi çıkını basıp geldi. Karalahana sarma. Fasulye turşusu kurmuştum gelmeden. Oo, kızlar ben dayanamayacağım, öpeceğim bu kızı. Gel buraya gel. Nereden kızım sen? İyi ki geldin ya. Zeyno'cum. Bu kız rüştünü ispatladı, tamamdır. Oley! Oley! Evet arkadaşlar, Fikriye'ye içiyoruz. Fikriye'ye. Hoş geldin Fikriye. Thank you.
Günaydın sevgili kızlar yurdu sakinleri. Yeni bir günü karşılıyoruz. Şu anda saat 10.38. Hava sıcaklığı 4 derece. Rüzgar Karayel'den esiyor. Gündemde ise Ankara'dan gelmesi beklenen müfettiş var. Kızlar, gündem kapıya dayandı. Dikkat dikkat. Hoş geldiniz efendim. Dışarısı çamur, paspasız da göremedim. Yıkadık efendim. Öyle mi? Bak, yukarıya çık, ablanlara söyle müfettiş geldi de. Efendim tekrar hoş geldiniz. Yurdumuza şeref verdiniz. Efendim bendeniz Bekçi Mehmet. Ben de Gönül Özalp, memnun oldum. Nasıl başlasak? Kusura bakmayın, müdür hanım daha gelmedi. İsterseniz ben sizi odasına alayım. Peki, teşekkür ederim. Buyurun. Tekrar şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Böyle nazik bir karşılama beklemiyordum. Ne demek efendim? Sizi rahat ettirmek bizim vazifemiz. Sağ olun. Çay kahve alır mıydınız? Alışık değilimdir servise. Kendim alsam? Olur mu efendim? Zahmet vermek istemem. Ne zahmet efendim? Rica ederim. Peki. O halde ince belli cam bardakta şekersiz kaşıksız bir çay rica edeceğim. Şu kadar dem, şu kadar sıcak su lütfen. Tekrar etmemi ister misiniz? Ben sanki şu an imtihan oluyor bunu biliyorum. Ha beni değil, bütün yurdu imtihan ediyorsunuz, bunu da biliyorum. Ya bu sınavdan geçemezsem? O zaman arkama bakmadan kalkar giderim. Şaka yapıyorum ben. Şaka yaptım. Sizi sınayacağımı hiç düşünmemiştim. Aslında yatakhaneler nasıl diye merak etmiyor değilim. Ama hepinizin böyle kendinizi bana beğendirme çabanız doğrusu çok hoşuma gitti. Peki bu durumda bana kaç puan verirdiniz? 10. Oğul. Bunu bir ara müdüre hanıma da söylersiniz, olur mu? Olur. Ben size çay getireyim. Ya aslında sınavdan geçtiğinize göre şu yatakhanelere gidip bir bakalım diyorum. Buyurun, yolu göstereyim o zaman. Hadi. İki, bağlıyorum efendim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Mavi odaya gidiyorlar. Ne? Mavi oda mı? Buyurun efendim. Merhaba, nasılsınız? Sağ olayım. Merhaba. Mahsur yoksa bu odada kalabilirim. Psikopatın birine denk geldik, iyi mi? Bu nasıl teftiş ya? Gece yatıya da kalır bu. Bu yatak boş galiba. Boş. Allah Allah. Bu horluyordur da. Bu gece burada kalırsa var ya, benim gözüme uyku muku girmez ha. Ay çok rahatmış. Tabii. Kendim seçmemeliyim. Uygun olan yatağı siz bana söylemelisiniz. Aman efendim. Siz müfettişsiniz. Siz yatağınızı nereye uygun görürseniz biz oraya boyarız.
İyi ama ben müfettiş değilim ki. Ne? Ne peki ya nesiniz? Ben bir hukuk öğrencisiyim. Ha ha. Evet. Uy. İşte böyle. 40 yıllık eşimi, çocuklarımı bıraktım. Bir cesaret geldim. Peki eşyalarınız nerede? Oğlum getirecek. Taşımamı istemedi yavrucuğum. Ben daha buraya yeni geldim de. Adım Fikriye'dir. Ha canım. Tıpkı senin gibi bir kızı var. O da böyle sıska. Ye diyorum, yemiyor kansız. İnsan ne akla hizmet yemek yemez ki. Vallahi bu soruyu her gün soruyorum kendime. Şiko. Bugün günlerden ne? Ne demek ne? Arkadaşlar bir tek ben mi hatırlıyorum bu gecenin önemini? Evliya gecesi. Tabii ya, nasıl unuttum bak şimdi. Evliya gecesi bu gece ya. Evliya gecesi nedir da? Ya dur bir dakika, anlatacağım, sabredin. Ay bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kızlar, seneler evvel bu yurdun inşaatı sırasında böyle temel atılırken bir yatır bulunmuş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Evliya yatırı. İşçi böyle kazmasını yatıra dokundurunca ölmüş. Ya. Sonra inşaat devam ederken işçiler tek 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 ölmüşler. Ay, doğru mu dur? Bilge kişiler derler ki bu yurt evliyanın ruhunu barındırır. Ve yine bilge kişiler derler ki bu yurda giren çıkan herkesin uykusu evliyadan sorulur. Bu yüzden her sene onu anıyoruz. Çocuklar, dua falan edeceksek akşama abdest alayım. Ben hayatımda bu kadar acıkmadım ya. Böyle midemin dişleri olsa iç organlarımı yiyeceğim, öyle söyleyeyim. Garson yok mu burada ya? Ne biçim kafe burası böyle? Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa, önce emlakçı, şimdi kafeci. Bilmediğimiz başka numaralarında var mı? Var var. Bir de şu arka taraftaki halı saha var ya, onu da ben işletiyorum. Vay be. Bir şey yiyecek misiniz? Yani aç değilseniz bir şey yemek zorunda falan değilsiniz. Can, rahat olun, keyfinize bakın. Salata peki. Neli olsun? Ne fark eder abicim? Getir işte birinden üç tane. Tamam. Ne yaptın? Ne salatası ya? Ya açım diyorum sana, ölüyorum diyorum. Sen gittin salata siparişi verdin. Oğlum sen anlamazsın böyle şeyler. Kızlar salata yer, erkeklere bayılır. Kendileri gibi. Üstü üç salatam var. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Ne yersiniz? Ben bir çorba alayım önden, bir de çift kaşarlı dürüm alayım. Bana yarım köfte. Yok yok, sen bir buçuk yap, bir buçuk. Bana da bir buçuk, yok iki. İki köfte ama bol acılı olsun. Bana da bir dürüm, bir ayran. Ben de bir dürüm alayım. Tabii salatandan etkilenecekleri kesin. Hadi Aylin'im ya, somurtma artık ya. Kızım, bu gece öyle bir evliya gecesi yapacağız ki ne Sinan'ı hatırlayacaksın ne de Fenerbahçe'yi. Ay yazık yahu bu yeni gelenlere. Hiç acımıyor musunuz? Ay üstelik bir tanesi akraban. Kızlar yurdu geleneği, akraba makraba tanımaz. İyi de pasta yapmamız lazım. Ben yaparım. Şekerim, tarifinde likör var. Tamam, likörleri ben alırım. Ya ben Fikri'nin ne tepki vereceğini çok merak ediyorum. Esas ben gönüllü merak ediyorum. Kadın 50'sine gelmiş. Kalpten falan gitmesin sakın. Yok ya, çok yaman bir teyzeye benziyor. Şişik olmaz da bozulmasın yeter. Salatanız beyefendi. Afiyet olsun.
Bekler geldi abla. Al çorbanı. Yavaş yavaş dur. O tarafa da geçiyor. Evet. Ayranlarını. Ayrından yüzüm alayım mı? Mikserle çırpınız. Aha, mikser vermiyorsunuz ki çırpalım. Eh be Münevver Hanım, insan bize bir mikser bırakmaz mı? Mikser şeker kullanırsan gerekli olur kızım. Ama pudra şekeri kullanacaksan miksere gerek yok. Çatalla da halledilir. Bak. E sen bayağı deneyimli bir ev hanımısın galiba. Deneyimin de ötesinde. Ev hanımlığından diplomalıyım. Peki burada ne yapıyorsunuz? Öğrencilik hep içimde kaldı biliyor musun? Evde de çalışmayı denedim ama... derslerle bizimkinin yaygarası aynı anda olmuyor tabii. Oğlum Barış, ilk göz ağrım. Onun desteği olmasa buralara nasıl gelirdim bilmiyorum. Deniz de benim boncuğum. O da benim gibi bir öğrenci. Ya, nerede? Sütçü İmam da inşaat mühendisliğinde. E puanı o kadar tuttu garibimin, ne yapsın? Gençlikte insan anlayamıyor. Neyi? Benim şimdi bildiklerimi. Neymiş onlar? Zamanın kıymetini, önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmeyi. Yani onu elemezsen böyle top top buluş. Anlıyor musun? Beni öpme, bunu öp, bunu. Oğlum ne bu böyle her kanalda dizi 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 dizi? Ha? Ben zaten anlamıyorum nasıl izliyorlar bu kadar dizi. Kimler? İnsanlar. Ha. Ben bir tanesindeki karakterleri aklımda tutamıyorum. Oğlum belki not tutuyorlardır. Ha? Ücret falan çıkarıyorlardır. Olabilir mi? Ciddi misin? Oğlum saf mısın? Kafa yapıyorum seninle ya. Ulan salak gibi televizyonu açtık. Ne oldu ya? Bundan güzel program mı var be? Gel çekirge gel. Ya hayret bir şeysiniz. Siz iyice kafayı yediniz ha. Kızım bir kıpraşmayın ya. Nasıl gidiyor? Daha yeni başladık. Olacak inşallah. Bir görev falan öğrenmiş. Bir köleri aldın değil mi? Aldım aldım. Almaz mıyım? İşte burada. Aa süper. Ver ver. Tövbe deyin da. Kızlar yapmayın da. Çok korkuyorum. Al canım hiç rahat varsın. Bunun tadı da bizim oraların pekmez şerbetine benziydi. Alo? Canım. İyiyim oğlum, sen nasılsın? Hep bilmiyoruz, haberimiz yok falan değil ha? Yok, rahatım, rahatım, çok rahatım. Bakalım nereye kadar gidecek bu böyle. Kuzum benim, vazgeçmem. Merak etme sen. Vazgeçemem. Hadi. Ararım, konuşuruz. Öpüyorum seni. Hadi hoşça kal.
Mehmet'i unuttuk. Ben hallederim. Mehmet abi. Ha canım. Sana çay getirdim bak. Aa. Nereden çıktı gecenin bu saatinde bu çay? İnsanın uykusunu kaçırır. İçimden geldi ya. İnsan zehir olsa içer. Ay canım benim. Vallahi çok düşüncelisin. Bakalım çayı nasıl yapmışsın. Bayağı güzel. Anlat bakalım. Bu çay böyle kuru kuru olmaz. Ay. Bugün farmakoloji dersinde bir sıkıldım Mehmet abi, bir sıkıldım. Ah zehir anlarsa böyle kafam düşüyordu yani. Yapma ya. Sonra çıktım bari bir alışverişe gideyim dedim. Bir dükkana gittim. Ay bir gömlek alacağım altı üstü. Ama kırmızıyı mı alayım, maviyi mi alayım bir türlü karar veremiyorum. Ay mavi böyle gözlerimi ortaya çıkartıyor, vurguluyor. Kırmızı da yani ne bileyim böyle daha büyük gösteriyor, iş kadını gibi. Ondan sonra dedim en iyisi arkadaşlara danışmam. Bizim akıllı orada bir kahve var biliyor musun? Gittim herkes nasıl bayılmış, nasıl bayılmış. Sonra Mehmet abi... işte böyle... İyi uykular. Bakım ya Rabbim. Ya ergen varmadan kızı kaybettik. Dayak yedin Gülen Ay. Niye izin verdin içmesine? O likör pasta için değil miydin? Niye izin verdin içmesine? Ya Hacer'cim pasta yapılmadan önce bir yudumcuk içti ya. Kafasına vurdu herhalde. Açtı herhalde. Gel kız buraya gel otur. Açmadı kız. Açtım da. Pazara gidelim. Bir tavuk al. Gel kız buraya gel. Gel şu banaya. Eğer var ya ayılmadan çıkarsan döne döne ayılsın. Aburum bir Allah. Pazara gidip bir tavuk alıp ne? Hazır hemen tavuk. Hazır gidelim hadi. Gel canım. Gel canım. Abi, bence bu bir işaret. Neymiş o işaret? Baktığımız ilk evin kızlar yurdunun karşısında çıkması. Aman canım, tatlı bir tesadüf işte. Ne tesadüfü ya? Düşüş bu, düşüş! Ya tesadüf falan değil. Bak, hepimizin hayalinde bir kız var ya, hani bir türlü bulamadığımız. İşte onların hepsi orada. Angelina karşıda şimdi değil mi? Ya Ati, Umut ondan bahsetmiyor arkadaşım ya. Aman canım o kadarını anladık herhalde de. Ben öyle hurafelere inanmam. Yok efendim hayatının aşkıymış da ruh ikiziymiş de. Bunların hepsi yalan dolan abi palavra. Ya değil işte. Bak mesela benimkisi karşıda onu bulmamı bekliyor. Abicim sana da hayal kur dedik suyunu çıkarttın ama ha. Aslında fena hayalde değilmiş ha. Düşünsene abi. Angelina Jolie karşıda kalıyor. Mehmet abi, her bakkala gittiğinde Çiko'ya çikolata alacaksın. Alacaksın. Nedendir bilinmez, uyandığında imza defterini yırtacaksın. Yırtacaksın. Ve kapıları 12'den evvel kapatmayacaksın. Kimse Süreyya arıyor. Cevap vermeyelim olsun bitsin. Cevap vermezsek daha çok dikkat çekmez mi? Ya önemli bir şeyse? Ay durun ben bir yalan uydururum. Alo Münevver Hanım kızlar yurdu. Ay, 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 ay
gelecek. Fikriye ayılmadı. Alası ile babası ile falan konuşamaz. Ayılın burada. Bana daha sarhoş gelip gelmeyeceğim. Ben gidip Zeynep'e haber veriyorum. Bakın ayılmadan ikinizi de oradan çıkarmayacağım. Merhaba amcacığım. Nasılsınız? Fikriye mi? Uyudu. Banyo yaptı da ağırlık çöktü herhalde. Uyuyakaldı. Yok yok, giydiriyorum, hiç merak etmesin o. Tamam amcacığım, çok öpüyorum ellerinizden. Hoşça kalın. Evliyanın ruhu, bu gece iki yeni arkadaşımızı sana getirdik. Eğer onları kabul edersen onları aramıza alacağız. Şimdi Gönül ve Fikriye'yi tanımanı istiyoruz ve bize göndereceğin işaretleri bekliyoruz. Kızlar, ruhlarınızı evliyaya çevirin. Evliya, 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 seni hissedebiliyorum evliya. Buradasın. Daham. Bunu bize kanıtlamak için fincanı oyna. Bizi yanıtsız bırakmadın evliya. Eğer arkadaşlarımızı kabul ediyorsan bize bir işaret gönder. Kimsin? Hepimiz buradayız. Evliya, bize bir işaret gönder. Sen ayarlamadın mı? Hayır. Hortlattınız sonunda şu evliyayı. Gönül. Gönül diyor. Gönül mü diyor? Böğü mü diyecekti? Gönül diyecek tabii. Hepimizi imana getiren evliya Gönül'ün kocasıymış meğer. Gönül. Hem de ne evliya ama. Şişede durduğu gibi durmayan evliya. Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi uyan. Ya Mehmet abi uyan. Ne olur uyan Mehmet abi ya. Ben hallederim. Rezil ettin beni el aleme be. Ne işin var lan senin kızlar yurdunda? Bir kadıncağızın evini barkını bırakıp yurda geldiğine şaşmamalı. Adam hortlaktan beter. Ama bu gecenin asıl bombası eski Türk filmlerini aratmayan zamanlamasıyla kapıdan içeri giren müfettişti. Gönül! Beni duyuyor musun Gönül? Gönül! Ulan dur burada! Ne arıyorsun gecenin bu saatinde burada ha? Gecenin bu saatinde burada! Bu sahnede eksik ne kaldı? Süreyya. Bunun sorumlusu kim? Benim. Dedim. Artık delikanlılık mı dersiniz, sazanlık mı bilmem. Ama birinin bu suçu üstlenmesi gerekiyordu. Neyse, kızlar yurduna feda olsun. Hepinize iyi geceler. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık.
hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Bir o kadar basitti ki denklemleri. İki o kadar lütsüzdü ki eklemleri. Üç kontrol etmek bebek işi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Bir sarardık biz onları dolma gibi. İki çalardık.